Herkese sevgiler, saygılar dostlar. Para Kazanix kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere bu video içerisinde yeni bir airdrop'tan bahsedeceğim. Yerli bir borsa airdrop'ı. Daha önceden anlatmıştık, bununla alakalı bir airdrop daha yapmışlardı Şubat ayı içerisinde. Şimdi de Nisan ayı içerisinde Mayıs'a kadar bir etkinlik düzenliyorlar. Hemen konumuza geçelim. Tabii bizleri takip etmek istiyorsanız benim kanalım içerisindeki videoların altına abone ol butonuna basmayı unutmazsınız. Bu şekilde de takibini sağlayabilirsiniz. Sosyal medyalarımızda zaten her videonun açıklamalar kısmında mevcut oluyor. Şimdi şöyle bir konumuza bakalım. Bildiğiniz gibi çok fazla borsa var, yerli borsa olarak. Bunların hepsi ya başlangıçta ya da açıldıktan belli süre sonra airdroplar, kampanyalar yapıyorlar. İnsanları kendi borsalarına çekebilmek adına. Yani Türkiye'de baktığınız zaman arkadaşlar ilk borsa BTC Türk'tür. Gerçekten sağlam bir borsadır. Altyapısı sağlamdır en azından. Yerli borsalar tabii ki yabancı borsaların yanına şu an yaklaşamıyorlar. Genel anlamda, hacimsel anlamda da benzer bir şekilde. Ama yine de BTC Türk'ün şu an en iyisi olduğunu söyleyebiliriz. Paribon'un bazı sıkıntıları var. Onlarla alakalı da mesela ben videolar çekmiştim. Bitlo da iyi borsalardan bir tanesi. Daha önceden de tanıtmıştık borsayı diğer kanalımda. Bununla alakalı da pek çok airdroplar yapıyorlar. En son yaptıkları airdrop'ta 3 milyon TL değerini Waze hediyesi. Şimdi Waze son zamanlarda özellikle bu Ukrayna-Rusya arasındaki gerilim ve savaştan kaynaklı olarak Waze çok yükseldi. 62 dolarlara kadar çıktı. 15 dolardan 62'lere çıktı. Şu anda 22,9 dolarlarda ciddi düştü. Hızlı yükselen bir şeydi. Çok hızlı düşer. Bu bizim zaten bu piyasa içerisinde en çok gördüğümüz durumlardan bir tanesi. Şimdi şöyle bir airdrop'a bakalım. Şimdi airdrop'ta arkadaşlar sadece yeni kayıt olacak kişiler için geçerlidir. Yeni kayıt olduğunuz zaman ve aynı zamanda kayıt olurken e-posta doğrulamanızı yaptığınızda ve kimlik doğrulamanızı onayladığınızda, bu kimlik doğrulama ileri aşama doğrulama değildir. Sadece TC kimlik numarası doğrulamasıdır. Bunları yaptığınız zaman hesabınıza 30 TL değerinde Waze yükleniyor. Biraz sonra ben almış olduğum ödülü göstereceğim. Bir tane referanstan aldığım ödülü. Royce ödülleri de zaten Mart ayı içerisinde yansıdı hesaplarımıza. Yani dolayısıyla ödemeler yapılıyor ve bu ödemeleri de istediğiniz gibi çekebiliyorsunuz. Bunun bir koşulu var. Onu da biraz sonra söyleyeceğim. Şimdi diyelim ki yeni kayıt oldunuz. 30 TL aldınız. Daha sonra 5 tane arkadaşınızı getirdiğiniz zaman kişi başı 15 TL alıyorsunuz. 5 kişiden toplam 75 TL. Kendiniz 30 almıştınız. 105 TL. Çünkü neden? Burada arkadaşlar minimum çekim 100 TL'dir. Bu şekilde yaparsanız içeriye hiçbir şekilde para yatırmadan 105 TL'lik çekiminizi bankaya yaparsınız. TL çekimlerinde herhangi bir komisyon da yok. Fakat derseniz ki ben 5 kişi bulamam, bir kendimi yaparım, bir eşimi yaparım, bir çocuğumu yaparım şeklinde düşünecek olursanız toplamda 60 TL yapar. İçeriye bir 50 TL atarsınız. 50 TL artı 60 TL toplam 110 TL çekebilirsiniz. Hediyeler TL üzerinden yapılmıyor, Waze üzerinden yapılıyor ama günlük kur üzerinden hesaplanıyor. Mesela günlük kurumuz Waze'de nedir? Mesela örnek veriyorum. 22.90 çarpı 14,8 olsa Türk lirası 338 olarak düşünelim. 30 bölü 338 günlük kurumuz eğer burada yazdığım gibi ise hesaba 0,088 geçmesi gerekir. Bu tamamıyla örnektir tabii ki. Bu arada bu yatırılan TL'leri siz Türk lirası olarak değil farklı bir borsaya Waze olarak, Ripple olarak burada düşük komisyonlu alan bütün coinlerle veya da tokenlerle çekebilirsiniz. Şimdi şöyle ben hemen size göstermeye çalışayım. Şimdi bakın benim hesabımda 62 TL var. Daha önceden almış olduğum Royce'ları Türk lirasına çevirdim. Şu an bakın hesabımda 0,046 Waze var. Bu şu an için yaklaşık olarak ne kadar tekabül ediyormuş? Şöyle bir bakalım. Bize ödeme geldikten sonra fiyatta dalgalanmalar olduğundan dolayı değişiklik gösterebilir. Bakın ben normalde 15 TL almış olmam gerekirken buraya yatırıldıktan sonra kur arttığından dolayı 15,5 olmuş. 15,5 TL'lik bizim hesabımıza referans ödülü yansıdı. Şimdi şöyle hemen bir de referansa bakalım. Şöyle referanslarıma geleceğim. Bakın referansım benim. Şöyle göstereyim. 10'unda üyeliğini açmış. Bugün 11'i. Ertesi gün referans ödülü yansıdı. Fakat burada söylenene göre, şuradaki koşula göre siz üye olduktan sonra, işlemleri hallettikten sonra 3 gün içerisinde hesaplara yansıtılıyor. Benimki ilk gün yansıdı ama bu ikinci günde olabilir, üçüncü günde olabilir. Bir de şöyle yatırma çekme kısmına gelelim. Bakın Türk lirasında ben buradan çek dediğim zaman 100 TL'lik minimum çekim, herhangi bir işlem ücreti yok.
Yani siz buradan 100 çekerseniz bankaya 100 gelir. 105 çekerseniz 105 gelir. Buradaki bütün tokenlere veyahut da coinlere bakabilirsiniz. Hangisinin komisyonu azsa onunla da çekim yapılabilir. Mesela Matic'e şöyle bir bakalım. Matic'te minimum 75 Matic çekilebiliyor. Ama işlem ücreti gerçekten çok yüksek. Burada bu kesinlikle çekilmez tabii ki. Yani buradan düşük olanlardan da yararlanabilirsiniz. Farklı bir borsaya aktarabilmek adına. Çoğu kişi bankaya çekmek istediğinden dolayı ben genellikle TL olarak şu an anlatıyorum. Bitlo'nun yapmış olduğu kampanya budur. 3 milyon TL değerinde toplam ödül dağıtılacak. Bu havuz bittikten sonra kampanya sonlandırılacak. Hemen şuradan tekrardan buraya şartlara gelelim. Bakın burada kampanyamız arkadaşlar 8'inde başladı. 30 Nisan'a kadar devam edecek. Fakat daha demin de söylemiş olduğum gibi 3 milyon TL değerinde havuz bittiği zaman kampanya biter. İsterse bu 30 Nisan olur, isterse 25 Nisan olur. Buradaki havuzumuz ne kadar süre içerisinde biterse bu da sonlandırılacak demek oluyor. Benim anlatacaklarım bu videoda bu kadar arkadaşlar. Referans yaparak da kazanabileceğiniz gibi kendiniz de yeni üyelik açarak da buradan kazanç ufak da olsa sağlayabilirsiniz. Bir sonraki videoda farklı içeriklere görüşürüz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.